Selamlar biladerlerim, bropalarım, kankilerim, kankitolarım. Bazen unutuyorum bak. Değerli potansiyel futbol severler bugün biraz daha o tarafa kayacağız kankalar. Beni bilirsiniz ben çok fazla efekt anlatmayı seviyorum. Çok farklı şeyler anlatmayı seviyorum ama bunu bir başlık altında anlatmayı sevmiyorum. Şimdi diyor diyeceksiniz ki ne saçmalıyorsun? Puppet Pin Tool diye bir efekt anlatmak istersem onu Puppet Pin Tool nasıl kullanılır diye anlatmayı sevmiyorum. Ben onunla ilgili bir şey yapmayı seviyorum. Bugünkü videomuz da öyle olacak. Hem böyle kafa montajı nasıl yapılır öğreneceğiz. Bunu sadece bir futbolcu kafa montajı olarak düşünmeyin. Hayal gücünüzü zorlayın böyle. Kendi kafanızı kesin başka şeylere koyun. Bunu örneklendireceğiz. Bir de Photoshop'ta güzel bir efekti öğreteceğim sizlere. Yayınlarda falan daha öncesinde gösterdiğim bir efekt bu. Mesh warp diye geçiyor aslında bu. Yani belli bir PNG'yi eğip bükme işlemi aslında. Ama şimdi son dönemlerde böyle Beşiktaş falan transfer yaptığı için dedim biraz bu tarafa kayayım. Ben de çok koyu bir Beşiktaşlıyım. Bana sürekli atıyorlar. Abi bak işte adam PNG'e direkt işte aynı gün Beşiktaş forması giydirmiş. Nasıl yapıyor bunu? Nasıl yapıyor bunu? Ben de dedim ki lan bunu bir örneklendirelim. Transfer fotoğraflarında forma değiştirme nasıl yapılır? Şimdi bilgisayarımıza geçeceğiz. Futbolcu fotoğrafları indireceğiz. Kafamı Montajı yapacağız değişik şeyler öğreneceğiz 3-4 farklı teknik öğretmeye çalışacağım doğaçlama bakalım umarım öğretebilirim hemen şimdi bilgisayarımıza geçelim kankalar şimdi kankalar böyle bir site var getty getty diye okunuyor sanırım image istiyor yani getir fotoğraflar diyor işte kullanımı ücretsiz fotoğraflar bu siteyi niye öğreniyoruz çünkü genelde futbolcu futbol maçlarının fotoğrafları falan buraya yüklenir yani siz gelip buraya Beşiktaş yazdığınızda aslında çok fazla fotoğrafla karşılaşıyorsunuz. Bakın eski fotoğraflar Beşiktaş, Wolverhampton işte Galatasaray maçları eski fotoğraflara dair burada çok fazla fotoğraf bulabiliyorsunuz. Bakın Kuarejman'ın fotoğraf var vesaire vesaire. Burada geliyorum ben genelde yani bakın 27 bin tane fotoğraf buluyorum. Geliyorum ne yapıyorum biliyor musunuz aşağıdan diyor ki ne zaman ben de diyorum ki son 30 gün Son 30 gün yapmamın sebebi şu. Yeni formayı buluyorum. Bakın saçma sapan bir şeyler çıktı. Bakın mesela bu sezonun fotoğrafları çıktı. Anladın mı? Aslında zamanı ayarlıyorum. Diyorum ki bu sezondan çıkar fotoğraf. Veya işte geliyorum buna. Son 12 ay diyorum. Geçen sezonun formaları da çıkıyor böyle. Yani farklı farklı Biraz karman çorman çıkıyor ama buradan bulursunuz. Bakın böyle. Mesela Batşuay'ı e bir fotoğraf yapacağız. Abicim Batşuay nasıl bir adam? Karakura zenci bir adam. Yani bunu nasıl raşist söylemem onu düşündüm ama zenci abi işte. Zenci bu adam yani. Zenci bir adamı Beşiktaş formasıyla görmek istersem ki artık maçlara falan çıktı biraz geç kaldık ama zenci bir Beşiktaşlı futbolcunun fotoğrafını bulmam lazım. Mesela Enkudu. Böyle. Şimdi bu fotoğrafı bulup buradaki kafayı değiştirip Batshuayi'yi koyduğumda aslında hiç sırıtmayacak. Belki numaradan falan ele veririz ama zaten transfer fotoğraflarında genelde böyle yapılır. Rastgele bir zenci futbolcu alınır kafa değiştirilir abi. Beyazsa da beyaz. Aynı şekilde mesela. Burada mesela aynı farklı bir maçta aynı maçta olabilir. Kenan Karaman var. Şimdi Pjanic geldiği için Pjanic beyaz bir futbolcu. Yani Bosna Ersekli bir futbolcu. Ten rengi Kenan Karaman'a benzediği için burada da Kenan Karaman'ın kafasını değiştirip yerine Pjanic'i koyacağız. Bunları indiriyorum. Birkaç tane de Pjanic fotoğrafı, Batshuayi fotoğrafı indireceğim. Son Photoshop'a geçeceğiz. Şimdi 5 tane fotoğraf indirdim siteden. Şimdi beleş indirdiğimiz için böyle şeyler çıkıyor. Bakın Batshuayi şu ayının fotoğraflarını indirdim. Bir tane pian indirdim. Kenan Karaman az önce gösterdiğim fotoğraflar. Bunları hemen montajlayalım. Photoshop'a geçiyoruz. Adobe Photoshop 2021 Geçiyoruz. Özür dilerim. 2021'e geçiyoruz. 2018'de olsa olur, CS6 de olsa olur, 2010 de olsa olur. Hiç fark etmez. Photoshop'un temel özelliklerini kullanacağız. En koduyu çekip attım bakın. En fotoğrafını attım. En fotoğrafıyla bir proje açmış oldum. Kafasının arkasını değiştirdikten sonra buraya batshağı koyacağız. Hızlıca koyalım mesela. Batshağının Aynı aslında farklı bir açıya bak bakıyor ama işte buradaki açıdaki fotoğrafını kesip buraya koysam bence sırıtmayacak. Hemen çekiyorum, bunu bıraktım. Çektikten sonra ilk önce Batshu Aye'nin kafasını kesmek için birinci efektimizi öğreniyoruz aslında aracımızı. Birinci araç ne? Geliyorum buradan basılı tutuyorum. Nesne seçme aracı. Nesne seçme aracı nasıl çalışır? Gelirim Buradan seçerim. Derim ki buradan kafayı seç bana. Hemen yapay zeka buradan saçını maçını bulur. Arka plandan ayırır. Ve bana kafayı bırakır. Mesela bakalım yakadan da kesecek mi? Kesti. Bak süper kesti abi. Süper. Şimdi bunu ile J yapmadan önce Tabi burada ufak tefek e, seçim aracını seçip Ufak tefek buradan bir seçim yapacağım. Tam saçının da böyle uzun yerlerini almak istiyorum. Böyle hafif burada karaltılar olduğu için Kara... Kar... Kararmalar olduğu için e, burada hatalar olmuş. Hemen bunu kestim abi bak. Siz de bu şekilde gidin sayfalara falan tasarım yapın. CTRL J yapıyorum. Şimdi arka planı kapattığımda görüyorsunuz. Böyle bir seçim yapmış oldum. Aslında süper de kesmedim. Ya bunu detaylandırabilirdik. Geri dönüyorum mesela böyle seçtik ya. Seç ve maskele diyerek detaylandırabilirim. Buradan derim ki düzgünleştir efekti ekle biraz. Biraz da geçiş yumuşatma ekle. Çok böyle kusursuza yakın olsun derim. Tamam dedim. CTRL e J yaptım. Şimdi bakın biraz daha böyle yumuşak geçişli yaptık. Bunu PNG halinde aldık. Bu dursun. Diğer fotoğrafımızda bakın. Enkodunun kafasının arkasını temizlemem lazım. İki kere üstüne tıklıyorum. Photoshop'ta şimdi nasıl temizliyoruz bunu? Burada klon aracını öğreteceğim sizlere. Yani burada klon aracı daha uygun olacaktır. Aşağıdan geliyorsun. Burada bakın basılı tutunca klonla, klonlama damga aracı. E ne yapıyorum abi? Arkadaki seyircilerden kopyalayacağım. Sağ tıklıyorum. Boyutunu yükselttim bu fırçanın. Alt tuşuna basılı tutarak buradan bir tane mesela klon aldım. Klonu aldım elime bak. Şimdi boyayabilirim. Hop. Bu kadar abi. Klon aracıyla belli bir bölgeyi kestim. Bak bu kadar. Şimdi getiriyorum. Hemen Batu kafayı çektim. Ve buraya attım. Ctrl ile T yaptım, küçülttüm. Küçülttükten sonra biraz büyütüyorum burayı. Hah. Biraz daha büyütüyorum. Bak böyle. Aşağı yukarı artık ee, biraz daha kafa küçük kaldı gerçi. Büyüttüm. Böyle yaptık kankalar. Bakın böyle. Hah. Şimdi burası böyle oldu. Şimdi bak burayı tam kusursuza getirmek için ben böyle yaparım. Ctrl ile T'ye basarım. Kafanın büyüklüğüyle birlikte şu boynu bir kurtarırım. Shift tuşuna basılı tutarak yandan biraz açtım. Biraz kilolu çıktım Batu ayı kral. Ama olsun sorun değil. Hemen bunu biraz aşağı çektim. Ben ne yaparım biliyor musun? Opaklığı kısarım. Senin yerinde olsam opaklığı kısarım. Niye? Bir yakayı görürüm. Şimdi silgi aracımı alıp. Bakın silgi aracımdan boyutu küçültüp. Artık biraz böyle köşelerden yakayı kurtarırım. Bakın böyle yakayı kurtardım. Şimdi %100 yaparsam artık bak böyle kusursuzlaştırmış olurum bir bakıma. Böyle yaptın bak. Aşağı yukarı artık benzedi. Bunun tam yedirmek için de ne yaparız? İkisini seçeriz. Sağ tıkla akıllı nesneye dönüştür deriz. Ve artık gidip kamera raw filtresinden renk falan atarız. Yani buradan renklendirme de yapabilirsin. İstersen buradaki ayarlardan gelip buradan renk arama diye bir şey vardır. Ha, renk arama. Buradan hazır ayarlardan çekip bak böyle renk ayarı atabilirsin. Bak böyle renk ayarı atabilirsin. Böyle birinci fotoğrafımızı yaptık. Diğer türlü nasıl yaparız? Şimdi mesela bu fotoğrafı yapmak için sizlere şuradan örneklendiriyorum. Tek bir nokta yok. Sadece kafa değiştirmeyle yapmıyorlar. Mesela adam geliyor bu fotoğrafı indiriyor. Abi bakıyor mesela fotoğraftaki forma masmavi. Diyor ki ben bu formayı siyah beyaz yapıp logoya Beşiktaş logosu koyarsam aslında Beşiktaş formasına çevirmiş olurum. Aynısı olmaz ama sırıtmaz da. Bunu yurt dışında çok yapıyorlar adamlar. Zaten forma değiştirmenin eğitim videolarını İngilizce ararsanız abi adam alıyor Chelsea'li fotoğrafı mesela. Liverpool'un formasına evriliyor bu. Yani öyle yapıyor herif. Ne yapıyor abi? Çekip bunu atıyor. Sonra artık... Burada formayı seçip siyah beyaz yapıp Beşiktaş formasına çeviririz. Nasıl yaparız bunu? Hiçbir kafa montajı yapmadan. Nasıl yaparız? Geliriz abi. Buradan nesne seçim aracıyla elini kolunu arayanı böyle çekip seçim yaptık. Bak seçim yaptık. Hemen hızlıca seçti. Hızlı seçim aracıyla elleri alt tuşuna basılı tutarak değiştirdim. Diyorum ki abi buraları seçme. Hızlıca mesela formayı seçelim. Hızlı seçim aracıyla burayı seçtik. Kafayı çıkaralım. Böyle oldu. Seç ve maskele dedim. Bakın forma böyle oldu. Buradan düzgünleştire geliyoruz. Kolları falan biraz düzgünleştirsin. Geçiş yumuşatma dedim. Ve kenar kaydırma diyerek biraz böyle formanın dışına doğru çıktım. Tamam dedim. Şimdi bak seçtim formayı anladın mı? Şimdi CTR ile J yaptım formaya. Ne yaptım abi? Böyle bir formayı çıkarmış oldum. Burada Getty Images falan yazıyor da. Neyse. Burada abi formaya renk efekti vermek için ne yaparım? Gelirim alttan siyah beyazı seçerim ilk önce bak. Siyah beyaz. Formayı ne yaptım? Siyah beyaz yaptım. Sağ tıkladım. Kırpma maskesi dersem bunu sadece katman biri uygular. Alttaki fotoğrafı uygulamaz. Bak Sadece formaya bu siyah beyaz efekti verdim. Sonra tekrar siyah beyazın üstündeyken eğriler derim. Buna da sağ tıklayıp kırpma maskesi derim. Ve artık formayla istediğim gibi oynarım. Bak artık siyahlığını beyazlığını ayarlayabilirim. Alttaki arka planı kapatıp şimdi formayı temizlemek isterim. Çok güzel bir şey öğreteceğim şimdi. Content-Aware Fill. Üçüncü efektimiz. Ya yani Bunları doğaçlama anlatıyorum ama aklıma gelince de söyleyeyim diyorum. Mesela bak burada kemen taracı var. İlk olarak... Logoyu seçtim bak böyle seçelim ha. Logoyu seçtim. Shift tuşuna basılı tutarak buradaki Nike logosunu seçtim. Seçtim. Ee, Shift tuşuna basılı tutarak Yokohama isimli markayı seçtim. Bu lastik markası mı ne tam bilmiyorum. Yokohama isimli markayı da seçtim bak. 3 tane markam oldu. Düzenliğe geldim içeriye uygun dolgu diyeceğim. It content aware fil bu. Yani İngilizce kullandığım için atma İngilizce şeyleri kalıyor. Siz Türkçe kullanırsanız buradan bulun. İçeriye uygun dolguya tıkladım. Tıkladıktan sonra bakın buradan renk uyarlaması çok yüksek dedik. Tamam ve bitti. Bakın artık seçimi kaldır dedim. Şu an böyle logoları yok ettim. Ha niye böyle saçmaladı? Çünkü katman 1 ve katman 1 kopya şu an ayrı ayrı duruyor. Hemen ikisini seçip akıllı nesneye dönüştür rasterleştir dedim. Ne oldu abi? Bak logolar gitti. Şimdi arka planı da açtık. Böyle. Artık formayı bu şekilde yaptık. Gideceğim buradan. Ne var abi? Beko logosu var. Beşiktaş logosu var. Bunları buradan da kesebilirim. Google'dan da indirebilirim. Dediğim gibi mesela yurt dışında falan böyle çok yapıyorlar. Beko logo PNG yazdı mesela. Bak seçtik şimdi. Beko'nun şu logosu. Bir de şu logoyu indireceğiz. 3 yıldızlı Beşiktaş logosu. Hah. Şu logo. Bak bu böyle güzel. Hemen sağ tıkla, resmi farklı kaydet. Şimdi götürüyorum 3 yıldızlı Beşiktaş logosunu küçülttüm. Şuraya koydum. Beko logosunu küçülttüm. Şuraya koydum. Buna da sağ tıkla. Karıştırma seçenekleri, renk kaplama deyip beyaz yaparsın mesela. Bak beyaz. Dönüyorsun. Bak böyle. Beyaz olacak. Göğsüne mesela bak Beko logosu koydun. Buraya mesela göğsünün sağ üst tarafına Beşiktaş logosu koyalım. Şuradan da hızlıca Adidas logosunu CTRL yapıp kesip. Ne oldu abi bak. Siyah beyaz Beşiktaş logosu yaptım. Tabi boyutlarını tam ayarlayamadım gibi oldu ama. Böyle bak. Hani formayı aslında farklı farklı şekilde temizleyip üzerine logoları basabilirsin. Bak hepsini açınca Bak böyle Beşiktaş logosu da çevirebilirsin. Bunun bir diğer şeklinde Piyaniç'e yapacağız. Şimdi burada da Kenan Karaman reisin, Goat, e, tüm zamanların en iyisi Kenan Karaman'ın fotoğrafını çektik. Ve bir de için fotoğrafını çekiyorum. Burada aynı tekniği yapacağım ama sizlere farklı bir yoldan da bahsedeceğim. Şimdi bak Kenan Karaman'ın kafa bölümünün arkasını böyle bir temizleyelim. Yine aynı şekil arka planın üzerine iki kere tıklayalım. Taraftar tarafından bir örnek aldık. Bakın böyle. Hızlıca sildik burayı. Tamam mı? Piyan için kafa tarafını keseceğim. Nasıl yapacağım? Aynı şekil. Bunun üstüne tıklayıp nesne seçim aracıyla kafa bölümünü keseceğim. Tam da olmadı gibi ama hızlı seçim aracıyla şurayı da bir aldım. CTRL J yaptım ve bunu kesip buraya getirdim bak. Aynı aynı yöne bakıyor zaten. Tekrar buraya geldik. Şimdi kankalar burada öğreteceğim bir efekt şu. Referans olsun diye Kenan Karaman fotoğrafını attım opaklığını biraz düşürdüm. Niye? Çünkü kafa yapısının ne kadar büyük olduğunu ayarlayacağım. Kafayı küçültelim biraz. Bak böyle. Heh. Aşağı yukarı. Çenesi aynı yerde başlasın. Kafası biraz büyükmüş mesela şu an Pierre için. Heh. Tamam. Şimdi Kenan Karaman fotoğrafını kapatalım. Bunu açalım bak. Şimdi bu boyut güzel. Şimdi burada kankalar size bir tane efekt öğreteceğim. Bunu PNG'lerde falan öğretmiştim. CTRL e T yapıp bak bunu buraya getiriyoruz ya. Burada köşelerde bölümler kalıyor. Bak enter'a basalım. Köşelerde bölümler kalıyor. Bunu nasıl eğip bükebiliriz? Hemen fotoğrafın üzerindeyken düzenliğe gelip kukla çarpıt özelliğini kullanıyoruz. Bak bir tane bir şey açtı. Sonra buraya gelip noktalar bırakabiliyoruz bak. İstediğimiz gibi noktalar bırakıyoruz köşeye falan. Diyor ki daha fazla yan yana çok fazla nokta ekleme oğlum diyor. Buraya bir sürü nokta bırakıyoruz. Puppet Pin Tool'la aynı mantık. Zaten aynı şey. Ee, After Effects kullanan varsa Puppet Pin Tool'u en azından denk gelmiştir diye düşünüyorum. Buradan köşesinden artık bak bir şeyleri köşesinden tutup istediğim gibi bükebiliyorum bak. İstediğim gibi bak. Hah. Böyle forma bölümüne istediğim gibi bak oturtabilirim köşelerden. Biraz böyle getiriyorum. Şu köşeden çekip yakaya oturtuyorum. Şu köşe. Şu köşe yaz köşesi. Şu köşe kış köşesi. Böyle Photoshop'ta da bu işlemleri yapıyoruz. Köşede bir tane koyalım. Heh. Şimdi buradan OK'ye tıkladığımızda bakın kafa yapısını buraya yerleştirmiş olduk. Opaklığını biraz kısalım. Yani gayet güzel. Şimdi köşelerden de silgi aracıyla normal silgi aracıyla şuradan köşelerden de hafif silgi aracıyla düzeltirsek. Böyle biraz iç içe geçmesini istedim. Sonra mesela sağ tıklayıp eğriler deyip tekrar kırpma maskesi oluşturup bu eğrileri sadece piyan için suratına gelecek şekilde yaparsak Burada da ışık ayarlarımızı yapabiliriz. Bak. Sonra da yine aynı şekilde ton ve doygunluğa sağ tıklayıp kırpma maskesi oluştur. Heh, böyle. Bakın kapatıp açtığımda daha böyle açık renkli bir ton elde ettim. Şimdi Shift'e basılı tutarak hepsini seçip akıllı nesneye dönüştür dedim, dönüştür dedim ve kamera RAW filtresiyle artık bunun üzerine istediğim ayarı yapabilirim. İstersem gelirim buradan hazır ayarlardan renk efekti atabilirim. Bak, burada bir sürü renk efekti var. Bunu attım mesela. Sonra ayarlardan Hafif böyle yaptım. Böyle falan filan. Bakın artık piyaniçe bir fotoğraf montajı yaptım. Aslında çok basit. Çok basit olmasına rağmen işte farklı farklı teknikleri var. Bakın kukla çarpıt tekniği var kafa değiştirme tekniği var, formayı değiştirme tekniği var. Bunları Photoshop kullandıkça anlayacaksınız kankalar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım güzel yolla anlatabilmişimdir. Bana çok fazla soruluyordu bu transfer fotoğrafları nasıl yaparız diye. Anında böyle yaparsınız sonra kesersiniz uğraşırsınız kankiler. Benim işim fikir vermek. Hayal dünyanıza kalmış. İstersen kendi kafanı koy buraya. Hiç fark etmez kankilerim, biraderlerim, bropalarım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Onur Naci Öster kanalına kesinlikle ve kesinlikle abone olmayı unutmayın biraderlerim. Bakın ücretsiz eğitimlerin bir numaralı adresi. Onur Naci Öztürkleri de Instagram'dan Spankram adıyla takip edebilirsiniz. Bence kesinlikle takip edin. Çok değişik şeyler paylaşabilirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum biraderlerim, ropalarım. Bay bay. Görüşürüz.